manzaramız bu. Şöyle koyduk. Çadırı da şuraya yerleştireceğiz. Evet, başlayalım. Arabayı çok düzenli yerleştirmişiz gibi görünüyor ama hiç öyle olmadı bu sefer. Bu çadırı hatırlıyor musun nasıl kurulduğunu? Hatırlamıyorum. Ha, bunun içini sökeceğiz. Evet. Evet. Ama onu kurduktan sonra. Tabii. Kurduktan sonra içi sökülecek. Şimdi bu çadırın şöyle çok güzel içi var aslında. İçini söküyoruz. Şöyle tamamen açık oldu. Ben bu yana döneyim de sen çatalımızı gösteriyorsun hep. Montajda ben uğraşıyorum. Kullanacağım görüntü yok. Her yerde çatal. Hemen paslanması normal mi? Şimdi alçak mı kullanayım, yüksek mi? Alçak olsun. Şu stikerleri bana bir söktürmedin. Bu zevki ben de istiyorum. Oh be. Vallahi öyle rahatladım ki. Diyorlar ki niye insan sevmiyorsun abi? Ben nasıl seveyim ya? Müziğe bak ya. Karşı tarafa böğürmek zorunda kaldım. Onda bile anca bu kadar kısabiliyor. Gideyim döveyim ya. Kaldı içimde. Thank you.
Salata da onunla. O senin zaten biraz büyük. Yine büyük parçayı sana vereyim. El ayak çekildi, bir biz kaldık. Vallahi birkaç insan vardı. Hava kararınca sanki zombiler geliyor gibi herkes kaçtı gitti. Ya şu medeniyetten yararlanmak istiyorum. Hayatımda ilk defa bir kampta elimi yıkıyorum. Değildir de. Yine de işte bizim kamp alanlarımızda ilk defa. Abi. Ya işte bu çok rahatlık ya. Yahu. Tabii biraz daha çukur olabilirmiş. Ama yine o zaman da işte çekmece olayı sıkıntılı olurdu. Ama niye bak şu daha çukur. Evet. Doğru haklısın. Ona şey mi yapsak? Delik yapıp çift şey mi yapsak? Böyle bir rüzgar yok. Evet. Geçen hafta burada nasıl rüzgar var? Evet. Geldiğimizde de bir ara çıktı. Hatta ilk geldiğimizde bayağı rüzgarlıydı. Evet. Korktum. Dedim ne yapacağız? Baksana. Evet, rüzgar yok. Rüzgar yok yani. Bu çadırımız da böyle görünüyor. Ya bu çadırın görüntüsünü daha çok seviyorum. Ya o içeriden beyaz biraz şey oluyor ya. Evet. Bu daha derli toplu duruyor. Koyu renk. Ya bir de daha uyumlu yani doğayla tabii yeşil renk olduğu için. Arabayla da daha uyumlu oluyor ya. Evet. Ya diğerinde mesela şu yukarılarda da alüminyum şeyleri var ya. Evet, evet. Direkler var her tarafta. Evet. O direkler bayağı iş görüyor. Evet. Ne yapıyorsun? Şimdi dişlerimizi fırçalayacağımız için sıcak suya ihtiyacımız var. İşte su ısıtacağım. Arkadaşım niye gaz harcıyorsun? Orada soba yanıyor ya. Cahil. Cahil. Ya ocağım var diye görgüsüzlük işte var iş bunlar. Görgüsüz ya. Ocağım var diye ocak kullanmaya çalışıyorum. Kapatıyorum o zaman. Kapat, ben sana dedim soba. Aynen. Şunun üstüne dedim soba, su koyalım da diş fırçalayalım. Sobaya demedin Barış. Dedim. Ay. Cimri ayrı dert, görgüsüz binci pislik ayrı dert. Evet, kampta konfor. Hijyenimize de önem veririz. Ya ne önem vereceğim, daha ilk defa elimi yüzümü yıkıyorum ben kampta ya. Bak diş fırçalarımız aynı. Her seferinde farklı bir diş fırçasıyla fırçalıyor olabilirsin. Allah kahretsin, nasıl ya? Bir dakika, benimkinin rengi farklıydı. Hayır. Aynı ama karışmıyor benim. Benimkinde şu takılı, seninkinde takılı değil. Kızım benimki böyle bozuk değildi ucu. Seninki işte. Ya evlenmeyin. Bu arada biz burada deterjan müthiş falan da kullanacağız. Bunu da eve götürüp orada dökeceğiz çünkü yani deterjandı, diş macunuydu. Doğada yeri yok. Evet, doğaya uyumlu deterjanlar alıp kullanabiliriz ama bugün elimizde olmadığı için bunu eve götürüp dökeceğiz. Niye kısımda? Ben niye böyle bu kadar koltuk yaptım bunu? Sen evet niye yatacağız, niye koltuk yapıyorsun? Evet. Uyandın mı? Hı-hı. Arabanın içi 12 derece. Gece biraz soğuk oldu. 7 derece falandı. 5'e düştü. O zaman biraz soğuk oldu. Bugün ince tulumlarımızı getirmiştik. Şu 15 derecelik tulumlar. Onlar da yetmedi.
Şimdi sobayı yakarım, ısınırız. İçeyim birazdan. Hazırlayabilirsin. Tamam. Ben beyaz peynirli yiyeceğim. Kendi tostumu mu? Evet. Ben kaşar peynirli yiyeyim. Dün akşam şarjı bayağı azaldığı için tazik durmuş. Şu an fena değil. Ben tostumun içine domates koyuyorum. Benimkine de koyalım. Oo. Evet. Biz de insanız kızım. Sen ne sandın? O ne oğlum? Biraz inceltsene. Çok büyük oldu. Evet, nasıl yürüyecek? Çaktırma. Daha önce tost yapmadık. İlk defa mı tost yapıyorsun? Hayır ya. Yani geniş bir şey kesmedim. Bu saçma bir şey yani. Ben böyle kalın kare şeylerde kestim. Bu ne böyle? Yassı. Öyle olunca da böyle oluyor. Vallahi öğretmen tostu yapıyorum kendime. O ne oğlum, böyle şey olmuş. Ezilecek bu. Dur, bir tane de benim tostum oğlum. Tamam. Bak, sen hangi ekmekleri koydun? Tamam, benim de bu ekmekleri koydum. Sıkıştırıyorum. Sıkıştır. Niye olmuyor? O kadar oluyor işte. Ha, çok sıkmışım. Çok sıktığım için kapanmıyor ya. Kaç tane yumurta yersin? Başlama. Yani iki tane falan. Çay demlenmişim. Alıyorum çayı artık. Olsun. Bunu çok yavaş dökmem lazım. Hiç damla damla. Süre vereceğimiz bir şey yok. Her şeyi var, o mu yok? Evet. Elimizle sürelim.
Peçeteyle sürelim. Ya olmuyor. Sakin ol, yiyeceksin. Korkma. Çok heyecan yaptım. Deminden beri kaynamamıştı. Şu tüpü biraz daha böyle yukarı doğru kaldırdık. Kaynamaya başladı direkt. Tüp bittiği için oldu. Baksana hep yanları dondu. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama bak. Oo. Bunlar hep buz. Bu normal bir şey mi böyle? Normal bir şey tabii. Dün akşam vardı. Ha. İneridekiler balık tutmuyor muydu? Deniz gibi. Evet. Gerçekten yani buradaki insanlar. Evet, burada kalmamızsa çok güzel olur. Taraflara kadar giderdim. Zaten karşı koya gitmen çok kolay olur da. Tamam. Tamam. 4000 lira falan galiba. 4000. Ama işte onu da bu sefer arabanın üstüne falan bağlayacağız. Gerçekten bir sürü şey. Ya şuraya bak ya. Ne topluyorsun? Ya kekik bulduk. Ormanda yürüyüş yapıyorduk. Kokusunu gösterebilir miyiz? Gösteremeyiz ama. Koku gösterin. Acayip güzel kokuyor. Zaten kokusunu duyduk, sonra nereden bak, geliyor yap. Diye baktık yerlere. Şöyle yaptıktan sonra. Evet ya. Acayip, acayip yoğun kokuyor var ya. Abartma, bütün ormanı talan etme. Bir yemeklik topla. Ya bir yemeklik, evet. Çiçekler üstünde. Benim anneannem hep taze kekikle köfte yapardı. Çocukken giderdik. Ya inanılmaz güzel kokuyordu köfteleri. Şimdi ormanda yürürken sadece ayaklarımızın bastığı yerden çıkan kokuyla aldık. Onlar da şöyle yerde göstereyim. Şunlar oluyor. Şöyle. Çok güzel kokuyor ya. Bu kekik sarmaşık gibi oluyor. Yeri sarıyor. Bizim bu Elmalı köyünün üstünde bulduklarımız aynısıydı değil mi? Bundan da onlar. Buna benziyor. O biraz daha böyle sarıcı bir tipte. Evet, yani böyle bayağı bir büyük bir alanda şey sarmaşık gibi gidiyordu. Yeri kaplayan. Bunlar bir kısa kısa çıkmış. Belki de zamanı değildir. Daha da büyüyordur. Bilmiyorum. Zamanı ne zaman ki? Şöyle gölün de üst taraflarındayız. Asıl amacımız kuzu göbeği bulmak ama. Kekikle yetin. Ama kuzu göbeği de bulursak kekikle çok güzel olur. Bence burada yok. Hem bir pazar keşfi yapıp
hem de yönümüzü değiştirip başka yerlere bakalım. Kuzu göbeği bulamadık ama kuzu göbeği ebesi denilen şu kuzu göbeğinin sahte versiyonunu bulduk. Acaba kuzu göbeği de bulur muyuz? Bunlar varsa kuzu göbeği de var mıdır mı demek oluyor acaba? Vallahi şurada da var. Bulduk kuzu göbeği. Şarj çok az, hemen her an bitebilir. Bu ya totemimize bak. Çok güzel. Bir saattir bulamıyoruz. Ay çok tatlı ya. İlk defa kuzu göbeği buluyoruz. Ve tabii ki her zamanki gibi Barış buldu önce. Şurayı yemişler. Çok güzel ya. Şimdi şunlar diş fırçaladığımız diş macunları, el yıkadığımız sabunların etkileriyle bunlar doğaya salınmaması gereken şeyler. Doğayla uyumlu deterjanlar, sabunlar var ama bizimkiler öyle değildi. O yüzden lavaboda işini yaptı, güzel bir şekilde bidonlara doldurdu. Onları da eve götürüyoruz değil mi Şeyma? Belki sonra doğayla uyumlu sabun falan alırsak. Gerçi o zaman da yine götürmek lazım. Çünkü diş fırçası, diş macununun etkisiyle falan onu çok salmak mantıklı değil. Ya evet, illaki bir şeyler çıkar.